Basketbolun ne kadar kolay bir şey olduğunu ben izleyicilere göstermek istiyorum. Kendi kendi izah şeklinde göstermek istiyorum yani. Görüntü hazırla Murat Bereket. Şu görüntüyü bir versin. Bilgin abi sen de şu görüntünün üstüne konuş Allah tamam. aşkına. Ver şu görüntüyü de. İzliyoruz görüntüyü. <gülüyor> <gülüyor> evet, dönelim dün akşama. Ee, tabii Dön ki. Dönmeyelim dönmeyelim. Oraya dönmeyelim de. Şimdi ben Vallahi çok biraz sinirliyim bu akşam. Çünkü yıllardır ben mesela televizyonculuk hayatımda hiç basketbol konuşmadım biliyor musun gün abi. Hiç bu tarz şeyler konuşmadım ben. Yani. Sen konuşsan hiç basketbol ben basketbol konuşmadım de. ben. Ama konuşmadım. yani bu akşam herhalde konuşmazsam çatlarım. Çatlarım vallahi bu konuşmazsam çatlarım. Herhalde izleyiciler de bekliyorlardır. Şu son iki İtalya-Yunanistan basket maçlarını seyrettim. Basketbol takımının özellikle konuş ölürüm konuşmazsam yani konuşacağım. Finlandiya'yı izledim. Yani mi? futbol biraz beklesin abi. Futbol acelesi yok. Finlandiya'yı izlemedim. Nasıl onu izledim? izledim. Sonra Yunanistan'ı izledim. Ben böyle bir rezalet ömrüm hayatımda görmedim. Bir milli takım ki bizim milli takımımız, Türk milli takımı, önemli oyunculardan kurulu bir milli takım. Ben bir takım nasıl bu kadar rezil olur ilk defa gördüm. İlk defa bu akşam basket maçını seyrederken bir takımın nasıl rezil hale düştüğünü, nasıl ya, lafını... acınacak bir hale ya, düştüğünü gördüm. Sana görmedim. yardımcı olayım. Benim fin bir Finlandiyeli arkadaşım var. Ona mail attım maçla ilgili. Bizim milli takım mı var diye bana soruyor. Fin, bizim milli takımımız var mı diyor. Haberi yok fin, Finli'nin fin milli takım olduğunu. O da onlar yani bilir. Bir... nerede izlemiştir maçı acaba? Oyun Büşün, kurucu... sen devam et abi hızını almış. Evde biliyorsunuz da. Da, da. Sergen devam etsin. Oyun şey kurucu yok milli takım. Hayır, hayır ben oyun kurucudan falan bahsetmiyorum abi. Basketbol... Ya basketbol oynamak çok zor bir iş değil Bülent biliyor musun? <laughs> Vallahi bak yani <laughs> futbolun yanında basketbol çok daha kolay. Çünkü yağmuru var, çamuru var, karı var futbolun. Ağır sakatlıkları var. Futbol yani mesela basketbolda üçlük atmayla futbolda frikik atmayı karşılaştırıyorum mesela. Hangisi, hangisi, zor? hangisi daha, zor? E, frikik atmak zor. Frikik atmak daha zor abi. Baskette üçlük atmak ne abi? Boşluğu yakala at. Bugün sen bile gitsen topu alsan, beş tane üçlük atsan iki tanesi girer. Ben sana söyleyeyim yani. Çok zor bir iş değil. Ya bu seviyedeki basketçilerin bu kadar acınacak hale düştüğünü ben hiç görmedim. Yani ben basketbol çok öteki maçlara da bakıyorum bazen. Bizim takım kadar rakibe kolay basket attıran, Bizim takım kadar takım olmayan ve duymuş oyunculardan kurulu bir basketbol takımı ilk defa görüyorum ben. Ama şunu söyleyeyim. Eğer federasyon başkanı mı? Kim basket federasyonu başkanı? Tugay Demirel mi? <laughs> Kim? istifa Tugay Demirel mi basket federasyonu evet. başkanı? Eğer ya ben biraz, bu işe başladığımdan beri o. Yani biraz federasyon başkanlığı yapacaksa <laughs> inan. Yarın ilk yapacağı iş şu. Teknik direktör ve 4 tane 5 tane oyuncu var orada. Onları hemen Türkiye'ye geri göndermek abi. 7 kişiyle oyna abi baskete. Gönder öbür dördünü, beşini. Sen 7-8 kişiyle oyna. İnan, hiç olmazsa mücadele edersin. Hiç olmazsa böyle gururla oynarsın, coşkuyla oynarsın. Yenilsen de aslan gibi yenilirsin. Ben böyle bir rezalet görmedim. Yazık ya. bu basketçileri gördüm. Bak, sayın Bakan'a bir şey söyleyeyim. Suat Kılıç bir hizmet etmek istiyorsa bu ülke Ki istiyordur mutlaka. Onlar şimdi Arjantin'de bu Turgay'ın kimse farkında dediğini ne yaptığını falan. Ya yani ben hayatımda bu antrenörler yani inadına yani dördüncü Avrupa şampiyonası bu Sergen doğru söylüyor. Cin gibi tabi, ben çözmüş işi. Dördüncü Avrupa şampiyonası aynı antrenör ısrar ediyor. Belli ki bu antrenörün buraya gelmesi bir şey var bana. Abi sen antrenörü bırak antrenörü geçtim ben. Basketbol işte bu. Basketbol kaç, kaç, kaç kişiyle oynanıyor? Bunları. Beş. Beş. Kaç kilo oynuyor basketbol? Beş. Biz üç kişi 5 değil abi. 6 kişiyle oynanıyor basketbol. 5 kişiyle oynanmıyor işte. Herkes orada hata yapıyor. 5 oyuncu bile teknik direktör abi. Basketbol altı kişiyle oynanıyor. Abi bizde yok ya hoca Çünkü biz onun için ben, beş son iki maçı da bizim teknik direktörü ve rakip teknik direktörü. Bu arada ben bir görüntü istemiştim. Hazırladılar mı? Murat Bereket'ten bir görüntü Hazır Hazır mı? Hazır mı? O? Hazır. Dur, bek, verme, 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 bir dakika, verme, verme, verme. dakika verme. 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 Şunu söyleyeceğim. Şimdi bizim teknik direktörü <laughs> seyrettim oyun boyunca. O ne hani, yok işte biz onun için 5 diyoruz. Ha, bizim, bizim hoca yok. bizim teknik direktörü ve rakip teknik direktörleri seyrediyorum oyun süresince 4 periyotta da. Bizim teknik direktör bak kenarda ayakta duruyor sadece şu. Şu el şu yani şu kadar. Bu hareket bu. Hiç başka hiçbir şey yok. Aynı ya için. rakip teknik direktörler var ya basket takımıyla beraber hücum ediyor. Basket Ve流 takımıyla Vinegar. beraber geri geliyor. Yönmek basket takımıyla hücum ediyor. Basket takımıyla geri geliyor. Bir teknik direktör sadece el kol işaretleri. Belki hastalığı falan var. Bilmiyorum tam olarak olayın ayrıntısını ama yani inan şunu söylüyorum. Vallahi ayıptır. Yani basketbolun ne kadar kolay bir şey olduğunu ben izleyicilere göstermek istiyorum. Kendi kendi izah şeklimle göstermek istiyorum yani. Görüntü hazırla Murat Bereket. Şu görüntüyü bir versin. Birgün abi sen de şu görüntünün üstüne konuş Allah aşkına. Tamam. Ver şu görüntüyü de. İzliyoruz görüntüyü. <gülüyor> <gülüyor> bak nereden? Nereden olduğunu da göstereyim. Daha geniş gösteremiyor musun? Bu görüntü bu. Yani, süper. Yıl kaç? yıl Eski abi basketbol. Bu var ya üçlüğün de gerisinden ha. Ortası daha sonralardan. Burası full ya kapalı spor evet. salonu. Bak bak. Sergen Yalçın <laughs> sol ayağının içiyle üçlük değil o beşlik atıyor aslında. Evet. Ya muazzam daha ne diyeceğiz abi? Yani tamam. Yani şunu Süper yani vallahi. Sen bu kaç 15 Biz konuşmaya şey... devam edelim. Bu görüntüyü verin. Görüntü... Çünkü bunu hakikaten yetişmeyenler, yaşı yetmeyenler, hatırlamayanlar unutanlar için müthiş bir görüntü. Sergen Yalçın <laughs> Beşiktaş'ta oynadığı yıllarda muazzam, muazzam. sol ayağının içiyle beşlik atıyor. Bu üçlük değil çünkü. <laughs> Orta sahası orası ya bile. Orta sahadan basket atıyor ayağının içiyle. Ben şu demek için... Hepsini, hepsini, bir kenara bıraktım ben. Yani tabii ki kaybedersin. Basket oynuyorsun. Kay, kaybedeceksin, kazanacaksın. İlla ki ama yani bu oyuncuları ben Slovakya'da mı? <laughs> nerede? Litvanya'da mı? Evet. Letonya'da mı? Nerede bu şey? Letonya'da mı oluyor? Litvanya'da mı oluyor? Nerede dediniz anlamadım. Slovenya. Slovenya'da. Slovenya'da mı? Şunu anlamıyorum ben ya. Bir takım bir takım nasıl bu kadar birbiriyle alakası olmayan bir şekilde oynar sahada? Hiç kimsenin birbiriyle alakası yok. Sanki tatile gitmişler. Yani eğlenmeye gitmişler oraya tatildeler. Bunlara diyorlar ki işte yarın bizim basket maçı var saat 6'da. Beşli salonda olsun. Basket maçımız var. Sanki herkes bir merkezden, kayak yerinden veya eğlence yerinden gelmiş. Formaları giymişler, sahaya çıkmışlar. Kimsenin kimseyle bir alakası yok. Takım olma, ya takım olmak zaten rezalet. Ben maçı ederken bizim MTV Spor veriyor maçı. O basketi çok iyi bilen bizim şey anlatıyor. Neydi o bizim basketi anlatan MTV'deki çocuğun ismi? Işte? Murat Kosova. Ha, Murat Kosova anlatıyor. Yani Murat Kosova maçı anlatırken çıldırdı. Bak çıldırdı. Yani ne söyleyeceğini şaşırdı. Yani çok da kötü şeyler söylemek istemiyor. Kelimelere dökmek istemiyor bazı şeyleri belki. <laughs> ama ben onu onu dinlerken hissediyorum. Ne söyleyeceğini şaşırdı yani. Hani nasıl bunları konuşurken rezil edeyim de ama bir yandan rezil ederken bir yandan da şeyi kaçırmayayım. İpin ucunu kaçırmayayım diye. Yani ne cümle kuracağına şaşırdı konuşurken. ya bırak peki Meki, Allah aşkına dur. Şu konu çok önemli bir konu. Vallahi bak Türk basketbolu için, Türk sporu için çok önemli bir konu bu. Eğer o federasyon başkanı biraz federasyon başkanıysa yarın o teknik direktörle beraber 4 tane oyuncu var. Bak isimlerini söylemiyorum. 4 tane uzun var orada. Onların hepsini yarın geri göndereceksin abicim Türkiye'ye. Ben sana söyleyeyim bak. Ben böyle bir umursamazlık. Yani o milli formayı o arkadaşlara giydirmeyeceksin abi. Böyle bir rezalet olamaz yani. İnan ben. Ya ben basketbolu çok fazla izlemiyorum. Çok fazla da anlamıyorum sonuçta ama sonuçta gözümüzde görüyoruz abi. Anlamıyorum derken kim... şu görüntüyü <laughs> bir daha verin. Yani kim mücadele ediyor kim mücadele etmiyor kim forma aşkıyla oynuyor kim oynamıyor bunu görüyorsun. Ne oynarsa oynasın Gerçekten yani dalga sonuçta. dalga geçiyorlar ya bu Turgay Demir'e alay ediyor insanlarla ya bu tanıyabilir. Ya adamlar olarak. adamlar bize bir basket atıyorlar inanamazsın ya nasıl biliyor musun? Adamlar sanki antrenman yapıyorlar yani. Ya bana Maç yapmıyorlar. Sen, sen gene söyle bana bandeziyorsun. Anladın yok, adamlar, yok, adamlar sanki musun? antrenman yapıyorlar ya basket maçında ya yani hani basket maçı yapıyor adam da. Ayağında şu şu basket adamı. Bu ben. bence Sergen Yalçın'ın bizden. İstediği ve şu anda ekranlara getirdiğimiz bu görüntü basketbolla ilgili ve Amilif takımımızla ilgili konuşulabilecek son görüntüdür ve ya son bak, noktadır. Sana söyleyeyim. son bir şey söyleyeyim mi? Fuol kazanıyoruz şimdi. 2 atışlık fuol kazanıyoruz abi. Şu turnuvaya bak bizim kadar fuol kaçıran takım yoktur ya. 2 tane fuolun ikisinin girdiğini görmedim. 2 fuol atışından 2'de 2 yapan %10 falan yani bizim takımda. İnanamazsın yani, abi karşında bir tane foto var, her gün antrenman yapıyorsun ya. Kaç ki o attığın yer zaten? Şey 50 atıyorsun. bir de Sorun de var yani. demiş takımda. Bir sorun var. O da. O da.